Rize Doğu Karadeniz bölgesinde 210 bin aile, yaklaşık 210 bin aile geçimini çayla sağlamaktadır. Çay olmayınca Rize'nin olmayacağı çok açık bir şekilde söyleniyordu ve bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Çaykur kapasitesi yeterli olmasına rağmen zamanında yeteri kadar çay almıyor. Kota uyguluyor, kontenjan uyguluyor. Halbuki geçen senede burada milletvekili arkadaşımız tarafından ifade edildi. Çaykur'un kapasitesi 9 bin tona çıkmıştır ama 6 bin ton çay almaktadır günde. Niye 3 bin tonu kullanmıyorsun diye sorulduğu zaman organiğe ayırdım diyor. Organik 3 bin ton çay bu bölgede henüz daha yetiştirilmiş değil. Çaykur'un varlık fonuna devredilmesinin hiçbir anlamı yok. Hiçbir şekilde Çaykur'un varlık fonuna devredilmesine anlamış değiliz. Peki bu Çaykur varlık fonu ile ilgili yasada belirtildi, amacında belirtildiği gibi eğer ipotek edilmeyecekse, eğer rehin olarak karşılık olarak gösterilmeyecekse Çaykur'un varlık fonuna devredilmesinin amacı nedir? Bu sorunun cevabını Rizeliler, çay üreticileri herkes arıyor ama henüz kimse cevap vermiş değil, vereceğine dair de bir işaret maalesef görünmüyor. Değerli arkadaşlarım, bölge insanı, çay üreticisinin en temel endişesi Türkiye çay pazarını kaybedecekleridir. Eğer Türkiye'de şu anda 250 bin ton civarında kuru çay üretilmektedir değerli arkadaşlarım. 50 bin ton da kaçak çayla kapatılıyor, 300 bin ton piyasa var. Eğer organik çaya hiçbir tedbir alınmadan geçilirse bu kuru çay üretimi %50 azalacak. Bu ne demektir? 125 bin tonun altına düşecek. Türkiye'nin 100-150 bin ton çayı dışarıdan alması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Dışarıdan ucuz çay gelecek. Buna Türk çayının rekabet etmesi mümkün değil. İşte varlık fonunun kurulması da yıllardan beri yabancı şirketlerin Türkiye çay üzerinde yaptıkları oyunlarda budur. 300 bin ton kuru çay piyasası var Türkiye'de. Bu piyasayı ele geçirmek istiyorlar. Gerçekten bu olur, hiçbir tedbir alınmadan bu olursa Türkiye 160 bin ton ilk planda 150-160 bin ton çay ithal etmek zorunda kalır arkadaşlarım. Bu Türk çayı ile harmanlanarak yapılacak pazarlama sonrasında bir süre sonra insanlar Türk çayından uzaklaşır, daha ucuz olan, sağlık içinde daha kötü olan, daha kalitesiz olan çaya kalır bu piyasa ve bu bölgenin insanı ile ilgili de burada yaşayan insanlarla ilgili ne ile geçineceklerine dair hiçbir tedbir alınmamıştır. Herkesi İşkur'da işe mi alacaksınız değerli arkadaşlarım? Herkesi İşkur'da işe alacaksınız. Bir kısmı yerli güçlü aileler evde oturacak, yarıcı aileler de sokakları temizleyecek. Bununla mı o bölge insanı geçinecek? Bu sorulara hükümetin cevap vermesini bekliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür